Değerli öğrencilerim, selamlar, merhabalar. Evet, şimdi sabırsızlıkla beklediğiniz dönüşümler geometrisine başlıyoruz. Biraz zamandan tasarruf edebilmek için tahtada anlatmıyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bitirelim. Ee, aynı şeyleri anlatacağız zaten. Detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu konuyu öğrenen ayette bir neti CB indirir. Kolay da olacak. Şimdi dönüşümler geometrisi dediğimiz şey arkadaşlar aslında fonksiyonlarda, uygulamalarda, fonksiyonların ötelemelerde, simetrilerde falan kullandık. Burada tekrar etmiş olacağız. İşte analitik düzlemde kullanmış olacağız. Ama bunların içerisine de fonksiyonlardaki uygulamaları ben yerleştirmeye çalıştım ki hem ona da tekrar olsun. Zaten 12. sınıfın müfredatın içerisinde sadece analitik geometri değil fonksiyonlardaki uygulamaları da var. O yüzden dikkatli bir şekilde dinle. Fonksiyon bilgilerine de yardımcı olacak. Çünkü fonksiyon dönüşüm sorusu da kesinlikle çıkacak. Yani bir oradan bir oradan kazanırsan iki neti cebe indirirsin. Hadi başlayalım. Şimdi dönüşümlerimiz arkadaşlar. Öncelikle öteleme dönüşümüyle başlıyor. Şimdi öteleme dönüşümü çok basit. Niye basit? Öteleme dönüşümde sadece koordinatlarda değişiklik oluyor. Şimdi hiçbir şekilde duruşunda senin ötelediğin şeyin duruşunda boyutunda hiçbir şekilde değişiklik olmuyor. Yani şöyle düşün sen buradasın yan tarafa geçiyorsun. Tamam mı? Dik bir şekilde. Mesela diksen hala diksin böyle eğilmiyorsun, bükülmüyorsun. O eğilmeler ne? Döndürme değişiminde falan olacak. Yani bu öteleme dönüşümünde madde nasıl duruyorsa sadece yukarı aşağı falan yaparak neyini değiştiriyorsun? Konumunu değiştiriyorsun. Hadi bakalım şimdi ne demek istiyoruz? Analitik düzlemde bir şeklin duruşunu ve büyüklüğünü değiştirmeden tamam mı? belirli bir doğrultuda veya yönde yer değiştirmesine şeklin ötelenmesi denir. İşte sağ öteleme koordinat sisteminde bu tarafa, sola öteleme sol tarafa, işte yukarı öteleme aşağı öteleme. Şimdi ne demek? Mesela örnek A eksi 5'e 3 noktası. Şimdi koordinat sisteminde de göstereyim. Şimdi eksi 5'e şu 3 noktası şurada olsun. Tamam mı? Aldık noktamız burada. Tabi doğruları falan da öteleyeceğiz. Sadece noktaları değil doğruları, moğruları, her şeyleri öteleyeceğiz. Her şeyde değişim yapacağız. Şimdi noktam burası. Diyor ki 2 birim sağa götür diyor. Eksi 5'teydi. O zaman 2 birim sağa gelecekse nereye gelecek? Eksi 3'e gelecek bir kere. Şu anda sağa öteledim. 4 birim de yukarı çıkar diyor. O zaman buradan da 4 birim yukarı çıkaracaksın. 3'tü nereye yükselecek? 7'ye yükselecek. Yani yeni noktam eksi 3'e 7. Ama böyle her seferinde koordinat sisteminde çizmemize gerek var mı? Yok. 2 birim sağa diyorsa x'i kaç büyüyecek demektir? 2 büyüyecek. 4 birim yukarı derse y'si ne yapacak arkadaşlar? 4 birim büyüyecek. O zaman eksi 5'in üstüne 2 eklediğim zaman a üstü noktamızın eksi 5'e 2 ekledim. Eksi 3 oldu. B üstü noktasını bulurken 3'ün üstüne 4 ekledik. Neye yükseldi? 7'ye yükseldi. Şimdi 3 birim sola diyor aynı noktayı 3 birim sola öteleyeceğim. O zaman sola öteleyeceksek bu sefer küçülecek değil mi ikisi? O zaman eksi 5'ti. Eksi 5'ti. 3 birim sola diyorsa çıkaracaksın. Tamam mı? Sonra ne diyor? 5 birim aşağıya diyor. Neydi? 3'tü. 5 birim aşağı diyorsa 5'i ne yapacaksın? Çıkaracaksın. Bak ne oldu? Eksi 8'e eksi 2 olmuş oldum. Hadi bir de 4 birim sola diyor şimdi. Aynı eksi 5 noktasını 4 birim sola götür derse 4 çıkaracaksın x'inden. 2 birim yukarı diyorsa y'sine 2 ekleyeceksin. 3 artı 2 olmuş olacak. O zaman ne oldu? Eksi 9'a 5 noktası yeni koordinatları olmuş oldu. Sadece biz bunları nerede yaptık? Mesela parabolde yaptık değil mi? Sağ işte 2 birim sağ 3 birim yukarı falan yaptık. Bire bir aynı şeyler onları da anlatacağız şimdi. Hadi bakalım şimdi sorularda nasıl çıkabilir karşımıza? Diyor ki birim karelerden oluşan birim karelerden oluşan analitik düzlemde verilen ABC üçgeninin x ekseni doğrultusunda 5 birim sağ. 5 birim sağ demek x'lerini 5 büyüt demek. Tamam mı? bak x'lerini 5 büyüt demek. Sonra y ekseni doğrultusunda 3 birim aşağıya y'lerini 3 ne yap demek küçült demek. Tamam mı? Şimdi sadece köşe noktalarına bunu yapabilirsin veya direkt üçgeni de görebiliyorsan üçgene de yapabilirsin. Şimdi mesela bu nokta bak A noktası 5 birim sağa götürüyorum. 1 2 3 4 5. Bak yeni A noktam burası. Sonra C noktasını 5 birim sağa götürdüğün zaman 1 2 3 4 5 bak burası. Sonra bunu da bak hemen C'den de yola çıkabilirsin. 1 2 3 gerisinde. 1 2 3 gerisinde. Bu şu anda sadece sağa ötelenmiş hali. 3 birimde tutup aşağı indireceğim bak şu doğruyu 3 birim aşağı indirince Hepsi de ne yapacak 3 birim aşağı inecek bak 1 2 3 3 birim indirdim Yüksekliği 2 yukarısında 1 2 o zaman şu noktada tam buraya ne yapmış oldu Gelmiş oldum İşte bunu yapabilirsin veya tek tek noktaların koordinatlarını yazacaksın diyeceksin ki 1 2 Burası eksi 2'ye diyeceksin 1 2 3'tür diyeceksin Ondan sonra x'ini 5 büyüteceksin 5 büyüttüğüm zaman ne oldu? 3. Y'sini ne yapacaksın? Y'sini 3 küçülteceksin. 0. Bak. Nereye gelecek? 3'e 0 noktasına gelecek. Tek tek de böyle yapabilirsin. Artık hangisi senin kolayına geliyorsa. Tamam mı? Şimdi 2 birazcık farklılaştıralım sorularımızı. Diyor ki: "Birim karelerden oluşan analitik düzlemde verilen ABC dikdörtgeni A birim sola. Bak ABC dikdörtgenini A birim sola götürecekmişiz. A birim sola. Sonra B birimde yukarı götürecekmişiz. B birimde yukarı götürecekmişiz. Ötelenmiş halindeki görüntüsünün ağırlık merkezi M noktası. Yani bunu ötelemişiz. M noktası ağırlık merkezi olmuş. Bak şimdiki ağırlık merkezini bir bul. Bu da bunun ağırlık merkezi. Yani şeklin şöyle olmuş aslında. O zaman direkt ağırlık merkezi üstünden hareket edelim mi? Edelim. Şimdi mesela istersen buraya bir koordinat seç. istersen direkt şuna bak. 1, 2, 3, 4, 5. Kaç birim sola gitmiş? 5. O zaman A'mız 5'tir. Bak buraya geldikten sonra kaç birim yukarı çıkmış? 1, 2, 3 birim yukarı çıkmış. B dediğimizde 3'tür. Bunların toplamları nedir o zaman? 8'dir. A artı B toplamımız 8. Bu kadar. Evet şimdi biraz daha işte sınavda gelebilecek bir soru kalıbı. Güzel bir soru. Dikkat et şimdi. Şöyle bir tık büyüteyim şunu büyüyorsa. <laughs> Şimdi diyor ki soru. Birim karelerden oluşan analitik düzlemde A, B, C, D karesi 4 birim sağa 3 birim aşağı. Hadi bunu 4 birim sağa 3 birim aşağı öteleyelim. 4 birim sağa 3 birim aşağıya. 1, 2, 3, 4 birim C'yi götürdüm. Bak 2 gerisinde. Şimdi şu 4 birim sağ ötelenmiş hali. Tamam mı? Her nokta D'de 4 birim ötelendi. C'de 4. Hepsi 4 birim ötelendi. Sonra ne diyor? 3 ee, birim de aşağıya. Bunu 3 birim aşağıya indiriyorum. Bak 1, 2, 3 indirdim. İşte burası şu. Şeklini çizdim. Tamam mı? Artık mavi şeklim burada. Tamam. Devam şimdi. E, F, G, H karesi 2 birim sola. Bak 2 birim sola götürüyorum. 1, 2. 2 birim sola getirilmiş hali. Şöyle bir şey oldu. Sonra 1 bir birim de yukarı çıkar bunu diyor. Onu kırmızıyla çiziyorum artık. Bunu bir birim yukarı çıkardığımda şöyle bir şey olacak bak. Gördün mü? Şimdi senden ne istiyor? Görüntülerinin kesişimi. Bak ikisinin görüntüsünün kesişimi şuradaki dik üçgen oldum. E tabanı kaç birim buranın? 2 birim. Yüksekliği kaç birim? bir birim. Alanını istiyor. Bölü iki. Alanımız ikiler götürdü. Bire eşit olmuş oldu. Bakın zor değil tamam mı? Sadece işin mantığını kavrayın kolay bir şekilde netleri indireceksiniz. Tabi sadece bu dönüşümümüz yok. Bundan sonra dönmemiz var, simetrilerimiz var, bir sürü şeyimiz var. Hadi dördüncü sorumuz şimdi. Diyor ki bize analitik düzlemde köşeleri A, B ve C olan ABC üçgenin aşağıdaki ötelemelerden hangisi yapılırsa yeni halinin, ötelenmiş halinin ağırlık merkezi bu olur. O zaman ilk halinin ağırlık merkezini bir bulalım. Hatırlıyor musun ağırlık merkezi bulmayı? Noktanın analitiğinde anlattık değil mi? Eksi 2'ye 6'ymış A. 4'e eksi 1'miş B. 7'ye 7'ymiş C. Ağırlık merkezi nasıl buluyorduk? Nasıl buluyorduk? Kim söyleyecek nasıl bulacağımızı? Sedef söyleyecek. Sedef biraz önce Instagram'dan yazmış. Hocam bir benim adımı niye söylemediniz? Hadi söyle bakalım Sedef. Ne yapıyoruz ağırlık merkezini bulurken? X'lerini topluyoruz. 3'e bölüyoruz. 2. Ya kalemin rengini bir türlü değiştiremedim ya. <laughs> Eksi 2. Sonra ne var? Artı. 4 var. Artı 7 var. Bunları topluyoruz. Kaça bölüyoruz? 3'e. 9 bölü 3. 3. Yani şurası 3 oldu. Virgül. Y'lerini topluyoruz. 3'e bölüyoruz. Ne var? Y'miz 6. Eksi 1. 7. 6. Eksi 1. 7. Topladık. Ne geldi buradan? 5 bölü 3'ümüz var tabii. 12 bölü 3 ne geldi arkadaşlar? 4. 3'e 4. Şimdi ağırlık merkezin burası iken yeni ağırlık merkezi G eksi 1'e 7 olmuş. Ya. Şimdi nasıl bir değişiklik yapmışız? Bak 3'ten nereye gelmiş? Eksi 1'e. Ne tarafa gitmiş? Sola. Kaç birim sola gitmiş? 4 birim sola gitmiş. Tamam mı? 4'ten nereye gelmiş? 7'ye. Büyümüş. Nereye gider? O zaman yukarı gider değil mi? Bak y'deki değişim yukarı aşağı, x'deki değişim sağa sola. 4'ten 7'ye gittiyse 3 birimde nereye gidecek? Yukarı gidecek. 4 birim sol, 3 birim yukarı. Evet sorumuzun cevabı Adana olmuş oldum. Evet şimdi geldik 5. sorumuza. Ne diyor bakalım? Analitik düzlemde verilen AB doğru parçasının öteleme dönüşümü yapıldığında A üssü B üssü oluşuyor. Buna göre A artı B toplamı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın en başta söyledim. Bir doğruya öteleme dönüşümü yaptığınızda bir doğruya öteleme dönüşümü yaptığınızda o doğruda şekil biraz kötü olmuş gerçi. O doğruda yani eğim falan değişmez. Burada eğimi kötü olmuş. Yani şeklin şöyle olması lazım. Onu Mahmut abiye düzelttirelim. Tamam mı? Yani şekli şöyle düşünün. Bunun eğimi, bunun eğimi aynıdır. Öteleme dönüşümü yaptığında hiç bir şekilde böyle duruyorsa doğrun yine böyle duracaktır. Tamam mı? Neyse yani şu anda onu paralelmiş gibi düşünün siz. Öteleme dönüşümü yapıldığında diyor buna göre A artı B nedir? Bak şimdi A burada A üssü burada B burada B üssü burada. Şimdi bak A A üssü nasıl bir dönüşüm olduğunu bilmiyorum ama B'den yapabilirim. Bak B noktası 4'e 6 iken B üssü noktası 6'ya 0 olmuş. Şimdi ne olmuş? 4'ken 6 olmuş. O zaman 2 birim nereye kaymış demek ki? Sağa kaymış. 6 iken 0 olmuş. Demek ki 6 birim nereye inmiş? Aşağı inmiş. E o zaman doğrunun bir ucundaki o dönüşüm varsa öbür ucu da aynı şekilde değişecek. O zaman -3 2 birim sağa götürüyorum. 2 birim sağa götürdüğümde 2 ekleyeceksin demektir. A üstü noktası eksi 1 oldu. 2 ekledim. 6 birim aşağı inecek. 6 birim aşağı inmesi demek 6 küçülmesi demek. 6 küçülttüğüm zaman burası da eksi 5 oldu. A artı B toplamımız eksi 6 olmuş oldu. Ama şekilde düzeltme yapmamız lazım. Evet 7. Şey 6. Diyor ki 6. sorumuzda analitik düzlemde A noktası 5 birim sola ve 12 birim aşağı ötelendiğinde A üssü oluşuyor. A ile A üssü arasındaki şeyi soruyor. Şimdi bak. A noktasını vermiş bize. Demiş ki A eksi 2 virgül B artı 3'tür demiş. Şimdi bu noktayı ne istiyor? 5 birim sola. Bunu 5 birim sola götürmek demek. A'sını 5 küçültmek demek değil mi? Yani bu tarafta olmaz ama fark etmez. A üssü 5 küçülttüm bunu. Yani eksi 5 yaptım. Ne kadar yaptı? A eksi 7 yaptı. 12 birim de aşağı ötele diyor. 12 birim aşağı öteleyeceksen bundan da 12 çıkaracağım. Yani ne olacak? B artı 3 eksi 12. B eksi 9 olmuş olacak. İşte bu noktalar arasındaki uzaklığı soruyor bize D. D eşittir. Bak uzun yolla çözüyorum şu anda. Daha kısasını anlatacağım. D eşittir. Hatırlıyor musun iki nokta arası uzaklık farkını? Sedef. Hadi bakayım. X1 eksi X2'nin karesi artı Y1 eksi Y2'nin karesi. Yani X'ler farkının karesi, Y'ler farkının karesi. E şimdi bak burada X'ler farkını yaparsan, X'ler farkını yaparsan A eksi 7'den A eksi 2'yi çıkaracaksın. Bak A eksi 7'den A eksi 2'yi ne yapacaksın? Çıkaracaksın. E A'lar götürecek. Eksi 7 artı 2 yapacak burası. Eksi 5. E karesini alınca 25 yapacak. Artı yine aynı şekilde ki buradaki dönüşümü yaparsan B eksi 9'dan neyi çıkaracaksın? B artı 3'ü çıkaracaksın. Buradan da eksi 12 gelecek. Eksi 12'nin karesinden de 144 gelecek. Bak 5, 12, 13 üçgeni çıktı zaten 13. Tamam. O zaman o zaman senin bir noktan burada. Bak bir noktan da burada olsun. Ne yaptırdı sana bak? 5 birim sola götürttürdü. Veya şöyle çizeyim önce. Dur. Daha doğrusunu çizeyim. Şimdi noktam burada. 5 birim sola götürttürdü. Tamam mı? Yani şurası kaç? 5. 12 birim nereye ötelettirdi? Yukarı. Bak işte senin noktaların A burası, A üstü burası. Bak dik üçgen oluşuyor görüyor musun? 5, 12, 13 üçgeni hiç amele gibi uğraşmaya gerek yok. Tamam mı? Hadi bakalım geldik şimdi 7. sorumuza. Diyor ki analitik düzlemde analitik düzlemde eksi 3'e 2 noktasının A birim sola B birim yukarı ötelenmesiyle B noktası oluşuyor diyor. Bak A noktası eksi 3 virgül 2. Ne diyor? A birim sola. A birim sola öteleyeceksek B'yi buluyorum şimdi. Eksi 3'ten A'yı ne yapacağım? Çıkaracağım. B birim yukarı diyorsa 2'ye B'yi ekleyeceğim. 2 artı B. Bu B'miz. Sonra B noktası C birim sağa öteleniyormuş. C noktası oluşacak şimdi. Ne kadar sağa öteleniyormuş? C birim. Yani şunun üstüne C eklettireceğim. Eksi 3, eksi A artı C. Sonra D birim aşağı, D birim aşağıysa bundan D'yi çıkaracağım. 2 artı B eksi D. Tamam. İşte demiş ki bu nokta C noktası. C noktası da neymiş? 5'e eksi birmiş. Artık bir denklem çözümü oldu. Kalemin rengini siyah yaptım. Hadi bakalım. O zaman ne oldu? Eksi 3 eksi a artı c eşittir 5 oldu. Attım 5'i karşıya. C eksi a. C eksi a var burada 8. Eksi 3'ü karşıya attım. Burada ne var? 2 var. 2 var. Artı b var. Eksi d var. Burası kaça eşitmiş? Eksi 1. At 2'yi karşıya B eksi D dediğimizde eksi 3. Şimdi soruda sorularına bakalım. Ne istiyor bizden? C ile A. C eksi A burada var zaten. C eksi A 8. B eksi D. O da B eksi D de var burada. B eksi D de eksi 3. 8 eksi 3. Sorumuzun cevabı 5 yapmış oldu. Evet şimdi geldik artık bir doğruyu öteleyeceğiz. İşte noktayı öteledik yeter daha, daha noktayı nereye öteleyeceğiz? Alıyoruz oradan oraya oradan oraya götürüyoruz. Şimdi bir doğruyu öteleyelim. Şimdi işin mantığını burada anlatayım çünkü parabolü falan da aynı şekilde öteliyoruz. İşin mantığını bir anlatayım. Kısa yolunda vereceğim tabi ama mantığını da bilir. Diyor ki şimdi burada sonuçta bir doğru olsun. Bu doğrunun üstünde sonsuz tane nokta vardır, değil mi? Şimdi değişkendir noktalar. İşte o nokta bu da şu şu doğrumuzun üstündeki noktaların x'i x'e y ye diyelim. Diyor ki bir nok yani o değişken noktaların hepsine aynı işlemi yapacağım. Diyor ki iki birim sağa ötele diyor. Şimdi o zaman mesela ötelenmiş halindeki de x üssüyle y üssü olsun. Şimdi iki birim nereye ötele diyor? Sağa. Yani şunu iki birim sağa ötelediysen ne olacak burası? x artı 2 olacak. Bunu 3 birim yukarı ötele diyor. Ne olacak burası da? Y artı 3 olacak. Peki o zaman demek ki x artı 2 dediğimiz neye eşit? x üstüne eşit. Yine aynı şekilde ne olacak burada? y artı 3 kalem. y artı 3 de neye eşit olacak? y üstüne eşit olacak. Şimdi o zaman yeni oluşturacağımız denklemde at bunu 2'yi karşı x gördüğümüz yerlere ne yazacağız? x üssü eksi 2. y gördüğümüz yerlere, y gördüğümüz yerlere ne yazacağız? y üssü eksi 3. Bitti işim. Denklemi aldım. y gördüğüm yerlere, y üssü eksi 3 yazdım. x gördüğüm yerlere şuradaki e, ikisinde de 2 iki birim, <laughs> tamam sıkıntı yok. Ee, x gördüğüm yerlere de x üssü eksi 2'yi yazdım bak. Bir de neyim var? Eksi 4'üm var. Ne oldu denklemim o zaman? Y üssü şurası ne yapıyor dikkat ederseniz? Eksi 6 yapıyor. O eksi 3'ü de karşıya atarsan eşittir. X üssü eksi 3. Şıklarda bu yoksa hepsini falan bir tarafa toplamış olabilir. Şimdi bu bir yöntem. Bu yöntemi kullanmanı istiyorum. Biz zaten parabolde de bunu yapıyoruz bak. Mesela sana y eşittir fx fonksiyonu diyorsa 3 birim yukarı ötele derse mesela y eşittir x kareden yola çıkalım. 3 birim yukarı ötele derse artı 3 yapıyorsun değil mi şuraya? Aslında onu artı 3 yapmak değil. Y'den kaç çıkarmak aslında? 3 çıkarmak. Bak gördün mü? Mesela 2 birim sağa diyor. Fonksiyonlarda 2 birim sağa diyorsa x'ten 2 ne yapıyorduk? Çıkarıyorduk. Ne yapıyorduk? x eksi 2'nin karesi. Yani yani işin özü şu. Sana 2 sağ ötele derse iki çıkaracaksın. Tamam mı? Neyden? X'den iki çıkaracaksın. 3 yukarı ötele derse Y'den 3 çıkaracaksın. Mantık bu. Fonksiyonlarda karşı tarafta olduğu için. Ama yapılan Y'de aynı şey. Yani o zaman direkt kısa yolum şu. 2 birim sağ ötele diyorsa X gördüğüm yerlere X eksi 2 yazacaksın. 3 birim yukarı diyorsa y gördüğün yerlere ne yazacaksın? y eksi 3 yazacaksın. Aşağı 3 birim aşağı deseydi y gördüğüm yerlere y artı 3. İşte bak notumuz burada. Denkleminde a birim sağ ötele derse, x yerlerine x eksi a. B birim yukarı derse y yerlerine y eksi b. A birim sola diyorsa sola diyorsa topluyorsun bu sefer x artı a. Ters işlem yani y yerlerine de y artı b yazıyoruz. Hocam bunu başka bir şekilde çözer miyiz? Ben önermiyorum ama şu şekilde de çözenler var. Şimdi bu doğrunun üstünde bir nokta alıyorsun. Bak mesela y eşittir. x eksi 4. Bunu da gör. Şimdi üstünde bir nokta alalım. Mesela x'e 1 değerini verelim. x'e 1 değerini verince y'miz ne oldu? Eksi 3. Şimdi bu noktaya söylenen öte dönüşümü yap. 2 birim sağa diyor. 2 birim sağa götürdük. Ne oldu bu? 3. 3 birim yukarı götür dedi. Eksi 3'ü 3 birim yukarı götürdüm 0. İşte yeni doğrunun eğimi hiçbir zaman ne yapmayacak dedik değişmeyecek. Yani yeni doğrunun sadece sabit sayısı değişir. Y eşittir X artı C olur. İşte bu nokta bunu ne yapmak zorunda şimdi? Sağlamak zorunda. Bak 0 Y yerine 0 yazdım. X yerine 3 yazdım artı C. At karşıya C'miz ne eşit oldu? Eksi 3. İşte bak bu doğrunun denklemi ne oldu? y eşittir x eksi 3 olmuş oldu. Ama benim senden istediğim bu değil. O zaman öteleme sorularında doğruda parabolde fonksiyon sorularında bir şey çıktıysa bir sonraki soruda hatta geçelim orada anlatayım. Daha hızlı hızlı yapacağız sonra fonksiyonu da var. Hemen ama şurada tekrar özetleyeyim. Mesela karşına y eşittir fx fonksiyonu çıktı. Dedi ki a birim sağa ötele dedi. Sağa sola öteleme işi kimle alakalı? X ile alakalı. O zaman F X eksi A ters işlem çünkü A birim sağa derse. Şimdi dedi ki B birimde yukarı ötele dedi. O zaman Y'ye de ters işlem yapacaksın. Y eksi B. Hocam biz bunu parabolde yapıyorduk. Şu eksi B'yi karşıda atıp ne yapıyorduk? Mesela Y eşittir X kare. 2 birim sağa 3 birim yukarı derse ne yapıyordum? Bundan 2 birim sağ dediği için x eksi 2'nin karesi. 3 birim yukarı deyince artı 3 diyorduk. Aslında o artı 3 neyin eksi 3'ü? Y'nin eksi 3'ü. Unutma. Hadi şimdi bu soruyu kısa yolumla çözüyorum. Diyor ki negatif yönde 4 birim ötele. O zaman x yerlerine negatif yönde ötele dediği için x artı 4 yazacaksın. Y ekseni boyunca pozitif yönde 3 birim. Pozitif yönde 3 birim ötelemek demek yukarı ötelemek demek. Ters işlem yapacağım. Ama y yerlerine de ne yazacağım? y eksi 3 bu kadar. Tamam mı? Bak sağa ötele diyorsa çıkarıyorsun. Sola ötele diyorsa topluyorsun. Yukarı ötele diyorsa çıkarıyorsun. Aşağı ötele diyorsa topluyorsun y'lerden. Hadi şimdi denklemde yerine yazalım ve işi bitirelim. 2 çarpı y eksi 3. y yerine yazdım. Sonra eksi 3 çarpı x yerine x artı 4 yazdım. Bir de artı 5 var. Eşittir 0. Tamam mı? Bak fonksiyonlarda da aynısını yapıyoruz. Hiç kafan karışmasın. 2y eksi 6 eksi 3x eksi 12 artı 5. Eşittir 0. Sadece düzenlemek kaldı. 2y'miz var. Eksi 3x'miz var. Eksi 18 artı 5 eksi 13. Eşittir 0. şıklarda? 2y eksi 3x. Evet. Sorumuzun cevabı Edirne olmuş oldu. Hadi bir de fonksiyonlarda nasıl oluyormuş ona bir bakalım. Parabol vermiş. Bak parabol tekrarı ya. Analitik de parabol tekrar. Nerede bulacağım böyle hocayı? Bulamazsın bak. Heh. Diyor ki x ekseni boyunca negatif yönde 4 birim. Bak parabolde de çıkar böyle soru ha. Bak x ekseni boyunca pozitif yönde 4 birim. Yani sağa 4 birim diyor. Sağa 4 birim diyorsa x yerlerine ne yazacağız? x eksi 4 yazacağız negatif yönde diyor. Yani aşağıya 2 diyor. O zaman ters işlem yapacağız. Y gördüğüm yerlere aşağı diyorsa ekleme yapacağım. Y artı 2. O zaman başlayalım. Y gördüm. Yerine Y artı 2 yazdım. Eşittir. Bütün X yerlerine X eksi 4 yazıyorum. X eksi 4'ün karesi artı 2 çarpı X eksi 4 artı 3. Parabol sorusu gibi de çözeceğim ama. Şimdi y artı 2 bir dursun karşıyı biraz düzenleyelim. Tamam mı? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. 2 ile dağıtalım. Artı 2x. Eksi 8 artı 3 eksi 5. At şu 2'yi de karşıya. Y eşittir. X kare. X'lere bakalım. Eksi 8x artı 2x eksi 6x yaptım. 16. 5'i gitti. 11. Artı 2'yi de karşıya attım. Artı 9. Bak x eksi 3'ün karesinin açılımıymış. Nerede cevabım? gx fonksiyonu x kare eksi 6x artı 9. Hocam bir de bunu parabol sorusu gibi çözer misiniz? Tabii çözerim. Tabii çözerim. Bak parabol sorusu olarak ama aynı çözüm ha. Aynı çözüm. Orada sadece r'sini k'sını bulalım. Tam kare yapma yöntemi. y eşittir. Bunun yarısını kullanıyorduk. x artı 1'in karesi. x kare artı 2x artı 1. Artı 3'e dönüşebilmesi için yanına ne yazdık? Artı 2. Bak tepe noktan neresi oldu şimdi? Tepe noktan neresi oldu? Eksi 1'e. Eksi 1'e 2. İşte ne diyor? Ee, pozitif yönde 4 birim. Bak bunu 4 birim götürdüm. 3 oldu. Tamam 4 birim sağa götürdüm 3. Şimdi ee, y ekseni boyunca negatif yönde 2 birim. Şimdi noktaysa 2 birim nereye? Negatif yönde ötelediğin zaman 0 oldu. Bak yeni parabolüm bu işte. Y eşittir tepe noktası burası. X eksi 3'ün karesi. Kalsı yok bitti. Tamam mı? Ama hiç bunlarla uğraşmana gerek yok. Ne dedik? Ters işlem. Sağa ötele diyorsa x'ten çıkar. Tamam mı? E, sola ötele diyorsa x'e topla. Yukarı ötele diyorsa e, y'den çıkar. Aşağı ötele diyorsa y'den topla. Bu kadar basit arkadaşlar. Evet. Şimdi. Ee, şeyimizin sonuna geldik. Öteleme dönüşümlerimizin sonuna geldik. Bakın tüm ayrıntısıyla yaptık. Sonrakinde ne var? Ee, dönme dönüşümüyle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.